Evet, üniversiteli genç arkadaşlarımızdan bir tanesi güzel bir soru sormuş. Gerçekten önemli ve çok insanların kafasını meşgul eden bir soru. Diyor ki, eğer Allah gerçekten bizi seviyorsa neden günah işlememize müsaade edip sonra bizi yakıyor diye bir soru sormuş. Şimdi bu sorunun cevabını anlamak için önce neden imtihandayız onu anlamak lazım. Eğer biz imtihanda olmasaydık insan olabilir miydi? Çünkü bizi insan yapan bütün duygular, latifeler, istidatlar, kabiliyetler bu imtihan neticesinde inkişaf ediyor. Yani bir çekirdek haddi zatında bir odun parçasıdır. Odun parçası olmaktan muhteşem, mükemmel, meyvedar bir ağaç olmaya terakki etmesi toprağın altında girdiği imtihanın neticesidir. Toprağın altında bir ölüm kalım mücadelesi, bir çürüyüp neşvi nema bulma hengamesi, bir mücadelesi var ki o imtihanın sonunda bazıları çürüyüp toprağa karışıp kaybolup giderken bir kısmı da neşvi nema bulup muhteşem, meyvedar, mükemmel bir ağaç oluveriyor. İşte bu imtihana girmemizin sebebi de tam da işte bu. Yani biz de insan olmak için, ruhumuza ekilmiş insanlık tohumlarının neşvi nema bulması için böyle bir müsabaka, böyle bir mücadele ortamına ihtiyacımız vardı. Şimdi düşünün, şu okullarda imtihanların hepsini kaldırıversek ne olur? İlkokula başladı çocuk, okuma yazma bilmiyor. Hiç imtihan olmadan ikinci sınıfa geçti, üçe geçti, beşe geçti, ortaokula geçti. Hiç okuma yazma öğrenemeden, hiç kimse onun okuma yazma bilip bilmediğini sınamadı, test etmedi. Devamlı bütün sınıfları imtihansız geçti. Üniversite çağına geldi okuma yazma bilmeden. Bütün okullar israf olur. Bütün yapılan masraflar çöpe gider. Demek imtihanın var olması bizim insan olmamıza ve Allah'a gerçekten muhatap olabilecek seviyeye yükselip de cennette ebedi olarak Allah'a muhatap olmamıza vesileymiş. Yani Cenab-ı Hak ruhumuza ektiği tohumları imtihan vesilesiyle ortaya çıkarıyor. Bizi terakki ettirmek için, gerçek insanlık kemalatına yükseltmek için bu imtihan meydanına sokmuş. Şimdi düşünün, imtihanın da olmazsa olmazı nedir? Doğrular ve yanlışların birbirine karışık olması. Doğru şıkların yanlış şıklarla karışık olması lazım ki bu imtihanda insanlar birbirinden ayrılsın ve bu imtihanı geçebilmek için ders çalışıp kendini terakki ettirip, değil mi, o seviyeye yükselebilsin. Öyleyse doğrular yanlışlar birbirine karışık ve imtihan salonunda düşünün, tam böyle yanlış şıkkı işaretleyecekken öğretmen birden elinize vurdu. Müsaade etmiyor yanlış şıkkı işaretlemenize. İzin vermiyor. O halde imtihan iptal olur mu? İmtihan iptal olunca bütün okullar, bütün sınıflar, bütün eğitim sistemi iptal olur mu? Hepsi birden boşa gider. Ve insanın terakkisi zayi olur. İnsan hiçbir zaman terakki edemeyen, sadece yiyip, içip, gezip, tozup bir köşede ölüp giden, hayvan standartlarında yaşayan bir mahluk oluverir. Öyleyse bizim hayvaniyetten kurtulmamız imtihana, imtihan da yanlışlarla doğruların birbiriyle iç içe olmasına ve insanların yanlış yapmasına müsaade edilmesine bağlıymış. İmtihan salonunda herkes doğru ve yanlış yapmakta serbest olması lazım. Eğer Allah bizi sevmeseydi zaten yaratmazdı. Zaten böyle bir imtihana sokmazdı. Bizi terakki ettirip de sonsuz olarak kendine muhatap olacak bir seviyeye yükseltmezdi. Demek ki seviyor, sevdiği için imtihan ediyor ve imtihanın gereği olarak da doğruları ve yanlışları yapmakta bizi hür bırakıyor. Biz kendimizi sevmediğimiz için doğrular dururken yanlışları yapıyoruz. Kendi kendimize ihanet ediyoruz. Sonra da faturayı Allah'a kesiyoruz. Demek aslında biz kendimizi seveceğiz. Kendimize kıyamayacağız. Kendimizden vazgeçmeyeceğiz. Doğrular dururken yanlışları seçip de kendimizi heder etmeyeceğiz. Cenab-ı Hakk'ın bizi bu imtihana, bizi sevdiği için ve bizi gerçek insaniyet mertebesine yükseltmek istediği için bu imtihana soktuğunu hep beraber anlayacağız.